Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçüsüyle çok güzel, öyle renklendirici falan kullanmadan ayva tatlısı tarifiyle geldim. Hemen sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel lezzetli tarifin yapım aşamalarına geçelim. Ben öncelikle 5 tane orta boy ayva kullandım. Siz de arzu ettiğiniz kadar kullanabilirsiniz. 5 tane orta boy ayva için sizlere malzeme listesini vereceğim. Öncelikle ayvaları güzelce yıkadım. Kabuklarını soyuyorum. İsterseniz ortadan kesip o şekilde kabuklarını soyun. İsterseniz tamamen soyduktan sonra ortadan ikiye kesin. Nasıl arzu ediyorsanız. Kabuklarını soyduktan sonra orta kısmını bıçakla hafiften oyuyorum. Bu arada o çekirdeklerden bir 10-12 tane kadar kenarı ayırın. Daha sonrasında üzerine dökeceğiz. Tüm ayvaları aynı şekilde orta kısmını oyup tekrardan yıkıyorum. Eğer ki soymanız falan uzun sürecekse limonlu bir su yapın, içerisine atın arkadaşlar. Ben hızlıca soyduğum için kararmadı. Ama yavaş yavaş soyuyorsanız limonlu su yapıp içerisine atın soyduklarınızın. Tekrardan yıkayıp ayvaları getiriyorum. Uygun bir tencerenin içerisine yerleştiriyorum. Bu arada ben bir teflon tencere kullandım. Normal çelik bir tencere kullanacaksanız suyunu birazcık daha arttırmanızı tavsiye ederim. Çünkü teflonlar biraz sulandırıyor. İçerisine bir adet narı temizledim. Orta kısımlarını birer kaşık şöyle bırakıyorum. Ben bir tane ayvanın yarısını çıkarttım arkadaşlar. Çok tencereme dolacaktı. Bir de tencerenizin tam otursun içerisinde birbirlerine dokunsunlar yani. Yoksa çok yayılacaktı. 1,5 su bardağından biraz daha fazla şekeri şöyle birer yemek kaşığı ortalama orta kısımlarına bırakıyorum. 2 su bardağından hemen hemen 2 parmak eksik şeker kullandım bu kadar ayva için. Bütün şekerleri de ayvaların üzerine bırakıyorum. İçerisine şöyle üst kısmına doğru bir su bardağı su koydum. Siz bunu çelikle yapacaksanız 1,5 su bardağı su koymanızı tavsiye ederim. Çekirdeklerini üzerine bırakıyorum. Kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Ocağa götürüp tam 45 dakika boyunca kısık ateşte pişirdim. Gördüğünüz gibi. 45 dakika ortalama en az 45 dakika kısıkta pişirin. Bir saati de bulabilir. Ortasından bu narları çıkartıyorum. Bunları atmıyoruz arkadaşlar. Daha sonra süzgeçten geçirip üzerine dökeceğiz çünkü. Temizlediğimi servis tabağına alıyorum. Ve ben bir gece boyu beklettim. Geceden yaptım arkadaşlar. Böyle birkaç saat soğusun şerbetin içerisinde ki daha güzel hem rengini alsın hem de şerbetini içine iyice çeksin. En azından şöyle bir 5-6 saat şerbetin içinde bekletmenizi tavsiye ederim. Narı da aynen bu şekilde süzgeçten geçirdim ve kenara aldım. Onu da üzerine dökeceğim. Üzerine ben krem şanti değil de krem şanti de yapabilirsiniz. Kaymak da yapabilirsiniz. Krem şanti gibi böyle kaymaklı olanlardan yaptım arkadaşlar. Sıkma torbasının içerisine koydum. Arkasındaki ölçülere göre çırptım ve orta kısımlarını sıkıyorum. Sevmiyorsanız yapmayabilirsiniz tabii ki. Üzerine o hazırladığım nardan döküyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İnanın ki çok güzel oluyor. Tam ölçüyle yumuşacık oldu. Sizler de dikkatlice yavaş yavaş pişirin. Böyle çatalla kontrol edin. Ayvalar yumuşadıysa tamamdır. Üzerine de nanelerden bırakıp artık videomun sonuna geliyorum. Bu güzel lezzetli tarifi 1'den 10'a kadar yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Eğer ki kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Çok daha güzel, daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.